İman hizmetine sahip çıkma ile vazife yapılan müessesenin ya da birimin sahibiymiş gibi davranma arasında ne türlü farklar vardır? Adanmış bir ruh vazifeye sahip çıkarken işin yegane malikiymiş gibi davranıyor olmamak için nelere dikkat etmelidir? Hizmete sahip çıkma önemli bir meseledir. Sahiplerin payesi de zannediyorum bütün diğerlerin payesinin üstünde. O sahiplik aynı zamanda bir arkadaşlık demek. Yani ister o hizmeti temsil eden öndeki insanlara arkadaş olma şeklinde, isterse hizmete sahabetlik meselesi olsun. Hazreti Üstad'ın tertibi içinde zannediyorum hizmete sahiplik meselesi. Aynı zamanda kendisine de arkadaş oluyorlar. Sahip ve erkan diyor yani. Bu meseleyi tedvirü tedviri mevzuunda onun birer rükünleri olarak o işin altına ellerini sokan veya o işe omuz veren insanlar. Bir de o işe sahip olan insanlar. Bu benim işimdir Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bu açıdan da duygu ve düşünce olarak o mübarek bir paye. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlara da işte sahip deniyordu. Ashab deniyordu, sahabe deniyordu. Onlar o işe sahiptiler. Efendimiz'e sahiptiler. İslam davasına sahiptiler. Bu aynı zamanda Efendimiz'e arkadaştılar. Bir yönüyle o kardeşlik payesinden daha yüksek esasen kardeşlik meselesi sahiplikten, rükünlükten sonra geliyor yani. İhvan, ehavat daha sonra geliyor. O da önemli bir paye, önemli bir mansıp da. Fakat onu hayatının gayesi yapmak. Yani bu hizmet varsa benim varlığımda bir manası var. Ben bu hizmete sahabet edemeyeceksem, sahip çıkamayacaksam şayet yaşamamın bir anlamı yok. Çok samimi, kendi içinden hesaplarını ona bağlaması lazım bir insanın. Hep onunla oturup kalkması lazım, hep onu hecelemesi lazım, hep onu düşünmesi lazım. Bugün de öyle sahipler olabilir. Geçmişte olmuş o sahipler, gelmiş, gitmiş onlar bir dönemde ve bizim için artık öyle olma mevzu mümkün değil. Hatta böyle bakınca meseleye bir yönüyle, belki onların hayatına yaptıkları şeylere üsture nazarıyla da bakılabilir. Haklarında bazı şeyler söyleniyor da acaba doğru mu değil mi yoksa biz mi abartıyoruz onları falan diyebiliriz. Oysa ki onlar belli bir dönemde gerçekten sahiplik meselesini yapmışlardır. Bir kere realite onu gösteriyor. Öyle düşünmek doğrunun düşünülmesi demektir. Bir ikincisi hüsnü zannetmekle mükellefiz. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ Çerçevesi bize öyle davranmayı emrediyor. Onlar hakkında öyle düşünmemiz lazım. Öyle olmasaydı bu mesele bu ölçüde olsun bize bu sıhhatta, bu sağlamlıkta böyle intikal etmezdi. O emin ellerde Allah'ın izni inayetiyle hep emniyet gördü, hep güven gördü. Ve sonra da emin insanlar diye bugünün insanlarına intikal ettiyse onlara düşen şey de emanette emin olmak. Hakikaten o işin hakkını vermektir. Evet. O yönüyle evvela sahipliğe çok önem vermek lazım. Yani işe sahip çıkma mevzu. Benim işim deme mevzu çok önemlidir burada. Ama bazen her mesele suistimal edildiği gibi. Zahitlik de suistimal edilir. Mesela çok zahidane yaşarsınız da kalben, hissen, fikren dünyayı terk edersiniz. Kesben değil yani. İsterseniz kesben de terk edersiniz. Kutülaya mutla yaşarsınız. Umurunuzda değildir bir şey. Bu çok güzel bir şey yani. Züht. İlk defa insanların ruhi hayatlarıyla alakalı yazılan kitaplar züht kitaplarıdır. Ve en başta gelen iştihar edenlerden birisi de Abdullah İbni Mübarek'in kitabı Zühdüdür. Daha sonra o tasavvuf sistemleştirilince sufice üslupla alakalı zühdün yanında
bildiğiniz gibi zümrüt tepelerle alakalı kalbin değişik evsaf var, değişik kademeler var, değişik basamaklar var. Ve o basamakların her birerlerinin ünvanı var. Ve aksiyon planında onların icra keyfiyetleri var, yorumları var. Bunlar. Fakat temelde esas zühde dayanıyor. Yani dünyadan vazgeçmek, ukva mülazasından da sıyrılmak, tamamen zat-ı uluhiyetin rızasına kilitlenmek, ilahi kerimetullah mülazasına kilitlenmek, kalbi ve ruhi hayat seviyesinde hayatını sürdürmek, bu türlü şeyler hepsini o zühdün içinde müteala edebilirsiniz. Şimdi bu güzel bir mesele, bunu kimse kınayamaz zatında. Fakat kalkarsanız siz ben şöyle zühd yapıyorum, böyle zühd yapıyorum, onu çaka mevzu yaparsanız şayet, sağda solda anlatırsanız elinizde hiçbir şey kalmaz o mevzuda. Beyhude aç durursunuz, beyhude eski üskü elbiseler giymiş olursunuz, beyhude bir kısım şeylere katlanırsınız, fakat zerre kadar bir sevap elde edemezsiniz. Aynen bunun gibi. Çünkü örnekleri var yani. Malını Allah yolunda infak ediyor gibi edip de içine nefsini karıştıran insan, hayır sen sahi desinler diye sarf etmişti. Mesela cephede göğsünü gere gere kurşunlara karşı adam cesurca atılıyor. Bilemiyorsun ki sen için Allah bilir. Meğer içinde ne cesur bir adam demek. Musallaya koyduklarında kahramanca öldü filan. İşte o demeye bağladığından dolayı meseleyi neye bağlamışsa o bağladığı şey ona veriliyor. Alacağı bir şey kalmıyor onun. Halk diyor musallada maşallah ne cesur insandı, ne kahraman insandı. Aynen öyle de bir ilim adamı sürekli ona bir şey anlatıyor, ona bir şey anlatıyor. Kitaplar deviriyor, kitaplar işliyor, kitaplar fışlıyor. Anlatıyor. İlmimi bezlediyorum diyor buna. E o da bunu anlatırken hep işte falan alimdi maşallah. Ufkumuzu aydınlattı. Nezir-i Üryan'dı bu. Bu olmasaydı bizim hep gecelerimiz, gündüzlerimize gecelerimiz gibi karanlık geçip gidecekti falan. Mülazasına bağlı yaptığından dolayı. Ve bir şirzimeyi kalil de aynı zamanda onun istediklerini veriyorsa Cenab-ı Hak ona diyecek ki sen buna bağlamıştın. Onlar da onu verdiler. Benden alacağın bir şey kalmadı diyecek. Bunun gibi her meselenin suistimal edilme şekli vardır. Aynen öyle de sahiplik yani hizmete sahip çıkar bir insan. O sahiplikle beraber bir de işte bir tafrası olur o meselenin yani. Bu işin sahipleri bizleriz. Size düşen şey bizim gözümüzün içine bakmadır falan gibi diyorsa sahipliği kullanıyor. Zaratar gibi kullanıyor. Berbat ediyor onu. Sahip olma, gerçekten ona sahip olma meselesi hakikaten kendisini de silip atma demektir. Kendisini düşünmeme. Kendisine ait hiçbir mülahazaya girmemem esasen. Yani onun da suistimal edilme şekli vardır. Erkanın da suistimal edilme şekli vardır. Hafizan Allah. Hele bir de bütün bunlarda bir aidiyet mülahazasına giriyorsa, yani işte bizler şunlarız, bu meseleyi şu seviyede çeviriyoruz. Baksana işte dünya çapında Türkçe olimpiyatlar tertip ediyoruz. Çok büyük organizasyonlardır bunlar. Bunlar Osmanlı döneminde de yapılmamıştır. Selçuklu döneminde de yapılmamıştır. Bunu bu mevzuda samimane hizmet eden arkadaşların hizmetlerini alkışlama adına söyleyebilirsiniz belki bir yerde. Kendinizi tecrid ederek. Fakat onların içinde kendinizi de müteala ederek, kendinizi de işin içine katarak söylemeniz aidiyete ait öldürücü, ruhunuzu öldürücü, sizi zehirleyici, sevabınızı alıp götürücü bir faktör olur. Yani her şeyin tehlikesi vardır. Adeta o bihasebil mağnem el mağrem meselesi var ya, mecelledeki bir kanun, bir kural. Yani insan bir yerde bir kar elde ediyorsa mutlaka bir cereme de söz konusudur orada, bir risk de söz konusudur. Kazancın yanında bir risk de söz konusudur. Bak dikkat edin, bunun aynı zamanda bir tekvini yanı vardır. Yani size bir kısım kazançlar getirebilecek her şeyin içinde tekvini olarak esasen sizi aşar bir şeydir. İradenizi de aşar o mevzuda. Belki iradenizle o mesele yeniden çeki düzen vermeniz lazım.
Onun aynı zamanda bir ceremesi vardır. Hafizanallah o işin içinde. Yani her şey su istimale açıktır. Su istimal edilebilir. Dolayısıyla o sahiplik meselesi hakikaten o işe canı gönülden sahip çıkmalı. Belki hep oturup kalkıp şöyle demeli bir insan. Bu mülahazalardan bir tanesi. Daha derince mülahazası olan da olabilir yani. Ya Rabbi ben bu dine sahip çıkmak istiyorum. Gerçekten sahip nasıl olacaksa beni öyle sahip eyle. Öyle sahip eyle ki bu dinin en uzak bir yerde bir yanına küçük bir zara geldiği zaman ben annem ölmüş gibi, babam ölmüş gibi, çocuklarım ölmüş gibi ızdırap duyayım. Ve sen bana ihsas ettiğin zaman sen artık bu din için böyle aktif hizmet edemiyorsun. Rantabl değilsin dine hizmet mevzuunda. Allah'ım ölüm istemek doğru değil ama böyle hayvan gibi yaşamaktansa dine hizmet etmeden, ona sahip çıkmadan öbür aleme gitmeyi tercih ederim. Bu sahipliktir. Hafizanallah bu güzel şeyin yanında, bu çok güzel bir şey. Sahabe-i kiram efendilerimizin yolu, Efendimizin yolu. Biliyorsunuz, sizin bildiğiniz şeyi tekrar ediyorum ve sıkılmayın bundan dolayı. İbn-i Mesud diyor ki daha Mekke'deyken etrafımızda 5-10 tane Müslüman vardı. Nasib'in ecinleri, biz Nusayb'in diyoruz oraya malum. Bizim Galat'ı meşhurumuzdur o, Nasib'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir avuç cinni gelip iktida ediyorlar. İbn-i Mesud diyor ki, bana Efendimiz dedi ki, İbn-i Mesud, demek artık benim vefatı zamanım geldi. Ya Resulallah nereden çıkardın bunu? Mekke'de işte bana iman eden insanlar var senin gibi 5-10 tane. Cinler de iman ettiler. Allah bana insanlar ve cinler iman edeceğine dair vaatte bulunmuştu. Bu sürer gider beni alakadar etmez. Vazifem bitti benim demektir diyor. Şimdi bu çok önemli bir mülahazadır. Yani ben vazife yapıyorsam insanım. Vazife yapıyorsam o işe sahibim. Vazife yapıyorsam yolunda yürüyorum. Vazife yapıyorsam Allah'ın belirlediği şekilde yol haritasına göre hareket ediyorum demektir. Yoksa yol haritasının dışında yürüyorsam, şehrahta yürümüyorsam, Efendimizin yolunda değilsem, o işe de sahip değilsem, yaşamanın benim için falanın yaşamasından, filanın yaşamasından farkı yoktur. Şimdi bu sahiplik demektir. Bunu kutsamak lazım. Bunu alkışlamak lazım, takdir etmek lazım. Fakat hiç farkına varmadan hani zühde olduğu gibi, takvada olduğu gibi, ilimde olduğu gibi, malını bezzetmede, Allah yolunda infak etmede olduğu gibi, hep koşturup durmada olduğu gibi, burada da işte bu işin sahipleri bizleriz, bizim dediğimiz olur filan mülazalara giriyorsa, alemin hep onun gözünün içine bakmasını beklentiye giriyorsa, amirane, müteahkimane, başkalarını hep böyle ezip geçiyorsa, onu bir kredi gibi, bir faikiyet emaresi gibi, bir farklılık emaresi gibi kullanıyorsa, abilik tavırları içine giriyorsa, turnikeye önce girmiş olmayı tabiatın gereğidir bu yani. Analar bazı kimseleri önce doğururlar, bazılarını da sonra doğururlar. Önce doğuran ister hayat turnikesine, isterse hizmet turnikesine önce girmiş olur. Evet, burada bir farklılık yok, bir faikiyet yok. O farklılık ve faikiyet mülazası ille de olacaksa, alttan gelenlere düşen bir hürmet vazifesidir o. Fakat sen onu isteyemezsin, onun arkasına düşemezsin, onu talep edemezsin. O türlü şeyler istenmez. Verilirse belki kerhen kabul edilir. Allah'ım ben böyle bir şeye talip değildim ama, fakat bunlar veriyorlar. Ama ben tiksinti duyuyorum bundan. Keşke vermeseler bunu. Fakat onların vazifesi, öbürü de onun vazifesi. Bunun gibi. Dolayısıyla o sahiplik mevzu da orada su istimal edilerek bir kazanç unsuru iken hafizanallah kaybetme unsuru da olabilir. İnsana kaybettirebilirler. Diğer meseleleri de buna kıyas edebilirsiniz. Erkanı da öyle düşünebilirsiniz. Efendimiz döneminde bu ıslah yoktu ama sahabi vardı. Uhuvvet mevzu vardı orada. Bu daire içinde işte kardeşler olmayı, kardeş çerçevesi içinde bulunma, talebe çerçevesi içinde bulunma, bunlar önemli payeler ve hepsinin hafizanallah su istimal edilme yolları vardır, açıkları vardır, kazandırdıkları kadar aynı zamanda
kaybetmeye karşı da potansiyel olarak açıktırlar. Sürekli insan iradesiyle fevkalade bir titizlik, fevkalade bir hassasiyet ortaya koyarak muhtemel deliklere karşı, hani Hazreti Ebubekir'in Sevr mağarasında delikleri kapaması gibi bir şey var ya, hani derler, üstürelerde o. Ama çok güzel bir şey. Hazreti Ebubekir'in karakteriyle çok örtüşüyor o. Sadakatla çok örtüşüyor. Cübbesini kesiyor hep orada. O deliklerin hepsini tıkıyor. Yılan, çıyan, akrep vesaire çıkarsa Efendimiz'e zarar vermesin. Nasılsa işte o deliklerden bir tanesi. Niye ikisi değil bilemiyorum. Üstüre tabii. Üstürelerin mantığı yoktur. O bir deliğe de ayağını kapatıyor. Sonra yılan geliyor, sokuyor ayağını olan. Kapanmayan o delikten ayağını sokuyor. O da biraz az tekallüs ediyor. Az kıvranıyor orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seziyor onu. Ne oldu diyor. Diyor bir yılan soktu. Deliği kapamıştım. Yılan çıkıyor. Cenab-ı Hak ona lisan lütfediyor. Lisan-ı hikmetle diyor ki ya Resulallah, ben senin buraya geleceğini duymuştum. Göreyim diye hep bekliyordum. Bu da deliği kapadı. Diyor. Üstüre bile olsa benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi muhtemel deliklerin hepsi kapanması lazım. Yani ben şurada düşerim deme lazım. Eğer düşeceğin bir yer varsa nasıl hani buzda yürürken insanlar ona göre yürüyorlar. Ayaklarının altına kabara mı koyuyorlar, ne koyuyorlar. Adımlarını ona göre atıyorlar. Karda yürüyenleri görüyorsunuz. Yani farklı bir yürüyüş sergiliyorlar onlar. Bunun gibi yürüdüğümüz yolların çok tehlikeli olduğunu düşünerek çok zirvelerde de olsak, yani Şair Geylani ile el ele yürüsek, Muhammed Vahid-i Nakşibendi Hazretleri ile el ele yürüsek, yine de ondan kopup devrilebileceğimiz mülazasına bağlı adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Hafizanallah. Hani bu mülaza ifade ederken diyoruz ki kazanma kuşağında kaybetme diyoruz. Öyle kazanacağımız bir yerde kaybetmeyelim. Sahiplik gibi bir fayeyi hafizanallah kaybetme istikametinde kullanmayalım. Oyun oynuyor gibi yapmayalım o meseleyi. Ciddi, iradi planlarla, projelerle hayatı sürdürmeye çalışalım. Hayat böyle rastgele şeylere bağlı götürülmemeli. Hayat bir zar atma şeklinde olmamalı bence. Düşünülerek, taşınılarak, belli sistemlere bağlanarak, belli kurallar çerçevesinde yürütülmeye çalışılmalı. Böyle yaşanmalıdır hayat. Malımız da bize emanettir. Mal bizim değildir. Can da bizim değildir. Bunların hepsi emanettir. O bakımdan neye kastedersek bu mevzuda, neyi böyle çarçur edersek, neyin hukukuna riayet etmezsek Allah hesabını sorar. Onun için bakın, nefsin korunması meselesi var usulü hamse içinde. Yani nefsince benim nefsim diyemezsin, intihar edemezsin. Cehennemde ebedi kalma ihtimali var onun. Kestirip atmıyoruz fakat o mevzuda o kanaati taşıyan birçok fukaha var. İsterse canlı bombalar olsun, isterse önemli bazı şeyleri halletmeyi ona bağlı götürsünler. Hafizanallah, intihar eden insanların ne uğrunda olursa olsun, yerin dibine batmış Kabe'yi mamalardan çıkarmak için dahi bir insan intihara teşebbüs etmesi hafizanallah cehennemde ebedi kalmasına sebebiyet verebilir. Çok temkinli olmak lazım yani. Savaşırken bir insan savaşır, ölmek için savaşmaz orada. Öldürürse öldürsün. Hayatı istihkar etme meselesi başkadır. Savaşın hakkını verme başkadır. Galebe çalmak için, ilahi kelimetullah için, namı celili ilahinin yukarılarda şehbal açması için sen yaparsın böyle. Ve burada hayatı istihkar edersin. Ama bu uğurda da ölürsün. Hatta bazen öyle savaşırsın ki %99 ölüm ihtimali vardır. Bir de yoktur. Sen o biri nazarı itibara alarak kaderden göle değerlendirirsin. Her çubat abat dersin, yürürsün. Bu başkadır. Doğrudan doğruya meseleyi kendini öldürmeye bağlayarak yapma başka bir meseledir. Yeryüzünde bütün sular kurusa ve bir insan kendisini denizin derinliklerine atmak suretiyle yeryüzünü sulara gark etmeyi hesap etse, planlasa
kendini öldürse cehenneme gider o insan. Bunu çok iyi bilmek lazım yani. Niyete göredir bu. Çok hassas bir konu. Canına kıyamazsın sen. Malına da kıyamazsın çünkü bunlara kıyamadığın gibi aynı zamanda bunların uğrunda nefsini feda ettiğin zaman hadis-i şerifin ifadesiyle men kutile dune nefsi feve şehit. Men kutile dune mali feve şehit diyor yani. Malın uğrunda ölen bir insan şehit olur. Canının müdafaa uğrunda ölen bir insan şehit olur. Dini uğrunda ölen bir insan şehit olur. Bunun gibi usulü hamse biliyorsunuz. Beş tane esasın, bunların mutlaka korunması lazım. Dinde bir esastır, temel disiplinlerdir bunlar. Bunun gibi kendi malımız da bize emanettir, Allah'a aittir o. Muhakkaten Cenab-ı Hak bize emanet olarak vermiş, nefsimiz de bize emanettir. Aile efrad da bize bir emanettir. Mal, mülk de hepsi bize emanettir. Bunları emanette emin bir emanetçi gibi onları kullanma mecburiyetindeyiz. Halk ifadesiyle bağışlayan, çarçur etme gibi bir şeyimiz yoktur, bir lüksümüz yoktur. Bize o imkanı vermezler, o cevazı vermezler bize. Allah Celle Celaluhu sorar bize, neden bunu böyle yok yere israf ettiniz der. Şimdi bir de bu arada o ölü olunca bir de doğrudan doğruya hakikaten emanet olduğu alnındaki yazıdan belli. Yani. Yüzündeki yazıdan belli. Mesela vakfa ait bir şeyin başında duruyorsunuz diyelim. Millet malının başında duruyorsunuz. Diyelim bir yerde bir mülkü amirsiniz siz orada. Size normal o memuriyeti intisap ederken ne kadar şeyini kullanma hakkını vermişlerse size aranızdaki mukavele, sosyal mukaveleden mukaveleye bağlı olarak siz ancak o kadarını kullanabilirsiniz. Onu da çok hassas kullanmanız lazım. Mesela size devlet bir daktilo vermiş bunu. Kendi mektubunuzu yazamazsınız onda o daktilo'da. Mesela mülki işleyenin dışındaki başka şeylerde bir gazeteye yazı yazacaksınız. Yazamazsınız onu orada. Devletle alakalı, devletin işleriyle alakalı meseleleri ancak o daktilo'da yazabilirsiniz. Devlet size bir kalem vermiş. Kalemin içinde mürekkep vardır. Şimdi mürekkepli kalem kullanan var mı yok mu bilemiyorum da örnek olarak arz ediyorum ben. Devletin verdiği o kalemle kendinize ait bir mektup yazamazsınız. Bir satır yazamazsınız. O kelimeleri öbür tarafta kurşun şeklinde size yuttururlar. Hafizanallah. Milletin malıdır. Mesela devletin araba, size araba vermişlerdir bunu. Sen makamından efendim, evine gitmek için gideceksin, oradan oraya geleceksin. Güvenliğe matuf bir şeydir bu. Koruma adına sana verilmiştir bu mesele. Sen onunla kendi şoförünü, seyisini gönderip bir yerden bir yoğurt aldıramazsın. Bakkala gönderemezsin, manava gönderemezsin. Onunla geziye çıkamazsın. O vazife dairesi içinde ancak kullanılmak üzere sana verilmiştir. Devlete ait işlerde. Yoksa sen haraminin tekisin. Yaptığın şey de haramdır. Öbür alemde de 40 haramilerle beraber haşr olursun. Hafizanallah. Ve bu meselenin azı çoğu yoktur. Şimdi bu umum için böyle. Yani bir mülki amir için de böyle, bir adliye için de böyle, bir devleti idare eden siyasiler için de böyle, bir bakan için de böyle, bir müsteşar için de böyle, bir genel müdür için de böyle, bir asker için de böyle, bir ağa için de böyle, bir paşa için de böyle. Bir arpa kadar milletin malından bir hak zimmetlerine geçirmişlerse bunların dini terminolojideki adları haramidir. Haram hordur bunlar. Dolayısıyla ahirette çekerler hafizanallah. Şimdi bir de has dairede, dar dairede bu mesele. Vakıflar var, dernekler var, mütevelliler var. İnsanlar mütevelli, o işi tevelli eden, üzerine alan insan demektir. Ben bu emanetin altına giriyorum. Biz bazı şeyleri tevelli ediyoruz. Mesela diyelim ki biz buradaki bu müessesenin mütevellisiyiz. Buradaki bir tek arpaya bile çok dikkat etmemiz lazım. Hafizanallah. Kırtlağımızdan bir arpa kadar bir şeyin, bir haramın girmemesine çok dikkat etmeliyiz. Allah Celle Celaluhu onun hesabını sorar. Ulu orta kullanamayız burada malı. Çünkü Allah'ın malıdır bu.
bize ait değil. Bizden evvel başkalarınındı. Şimdi biz tevelli ediyoruz. Bizden sonra da başkaları tevelli edecek. Bu emaneti emin insanlar gibi aldığımız gibi bizden sonra da emin insanlara emniyet içinde devir ve teslim etmemiz lazım. Yani ister kendi malımız olsun, isterse böyle milletin malı olsun, o mevzuda kılı kırk yararcasına fevkalade hassas hareket etme mecburiyetindeyiz. Hafizan Allah, bir insanın aktivitesinden istifade edilmesine engel olma meselesi var. Bu da ayrı bir tehlike, ayrı bir hata. Yani değişik şekilde dini baltalama demektir. Aslında bütün kabiliyetlerini inkişaf ettirerek onlardan istifade etme Müslümanlıkta bir esas olmalı. Tanıyabilirsek, anlayabilirsek insanları kabiliyetlerine göre seçebilirsek ve yine kabiliyetlerine göre bazı yerlerde istihdam edebilirsek çok rantap bir hizmet sergilemiş oluruz. Hafizan Allah, böyle işimize gelmeyen insanlara birer halk ifadesiyle kulp takarak onları tecrid edersek, hizmetten soyutlarsak, bir yere korsak onların yapacağı şeylerden toplumu mahrum etmiş oluruz. Bu da çok şumurlu bir mesele. Mesela birinin beyanı vardır, birinin kalemi vardır. Birinin de çok güzel bir görüntüsü vardır. Yani öyle görüntülü insanlar vardır ki ben birisini arz edeyim size. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Yani içi de o görüntüsünden, dışından karanlık değildi. Böyle ehli dünya gibi bir, aynı zamanda onun da benim de müşterek bir dostumuz vardı. Avukattı. Bana bir gün şöyle dedi yani. Ben dedi, ofisim var, bürom var dedi. O büromdan inip çıkarken falan dedi, terzi dükkanında falana bir kere uğramayı, bakmayı böyle, bir yüzüne bakmayı dinim adına kendimi takviye edilmiş olarak görüyorum. Yani ihtimal o izaru yezükir Allah türünden bir insan. Şimdi sizin içinizde böyle bu türlü arkadaşlar varsa onlar kendileri öyle öne çıkmayabilirler. Görünmek istemeyebilirler. Şovmen değildir onlar zaten. Zannediyorum görünmeden kaçarlar. Fakat içinizde neden böyle numune-i imtisat bir kısım kimselerin bulunduğunu arzu etmiyorsunuz. Onlarla inandırıcı olursunuz. Onlar çok önemli unsurlardır. Yani bir hakkaniyet olmasaydı hani bu türlü insanlar da yetişmezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahle-i tedisinde neler yetişmiştir yani. Hangi sahabiye baksanız bir yönüyle hakka yürürsünüz Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan şu görüntü kredisine kadar bence ben insanların bu zenginliklerinden mutlaka istifade edilmeli. Zihni zenginliğinden. Mesela çok iyi düşünüyordur. Çok stratejik bir adamdır yani bu. Oturunca bakarsınız hani Muğayre İbni Şube için diyorlar ki hiç kapısı penceresi olmayan bir yere koyduğunuz zaman o yedi yerden çıkacak bir menfez bulurdu diyor. Şimdi içinizde böyle adamlar varsa şayet niye yani bunların böyle en kapalı yerlerde yedi tane menfez açmasına fırsat vermiyorsunuz? Bu kendi davanıza ihanet olur. O Allah sorar bunu. Evet, o bakımdan başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ömer Efendimiz, bunlar o istidatları hep yerinde kullanmışlar yani. Kim ne yapabiliyorsa. Bakın kimisi hadis tespiti mevzuunda çok şahane. Ebu Hüreyre Hazreti Ömer tarafından bir dönemde vali tayin edilmiş, sonra azledilmiş. Bir daha da teklif edilince peygambere yakın olduğundan dolayı sallallahu gönlü kırıldı diye herhalde yapıyor. Gitmiyor sonra da. Oraya gitmiyor. Fakat o türlü insanları çok o türlü şeylerde istihdam etmiyorlar. İlim dağarcı o. Hazreti Halid'in ben çok hadis rivayet ettiğini bilmiyorum yani. Çok azdır. Bütün rivayet ettiği hadisler benim rivayet ettiğim hadis kadar bile yoktur. Fakat adam başka bir alanın adamı yani. O böyle bir orduya bakınca yani kendisi 5000 kişi. Karşı tarafta 50.000 kişi var. Bu diyor 5000 ile 50.000 kişinin hakkından bir şu alternatifle gelinir, bir de şu alternatifle. Deha için intihap yoktur. Şıp diye yerine koyuyor onu. 5 tane alternatif sıralıyor orada. Sizin 10 tane kafa toplansın orada desinler, bir sürü strateji üretelim filan. Halit 5 tane alternatif strateji üretmiştir orada. Bu altından vurup üstünden çıkıyor. Mağlubiyeti zafere çeviriyor. Şimdi o da o işin adamı yani.
Hazreti Ali bir sohbet edince bayılıyor herkes onu, dinliyor. Diyorlar ki, hiçbir şey anlatmasın, bize sadece konuşsun, yani laf böyle. Ses çıkarsın bu adam, bunu dinleyelim. İhtimal, mübarek sesleri de böyle keman gibiydi herhalde. O çok önemlidir yani, sesin etkileyici olması çok önemlidir. Sesi öyleydi yani. Nitekim Yemen'de hemen müessir oldu yani, Eşariler üzerinde çok ciddi müessir oldu. Konuşurken herkes ağzını açıp dinliyordu onu. Yani kimin ne kabiliyeti varsa, dağarcığında ne varsa, Allah mahiyetine neyi derc etmişse bence onu çok iyi değerlendirmeye çalışmak lazım. Şimdi ferden ferda hani bir rantabl olma var, tam semereli olma var. Bir de bir toplum halinde rantabl olmanın yolu o toplum içinde değişik hususlarda istidat ve kabiliyeti olan insanların yerinde kullanılmasına bağlıdır. Şu şu işi daha iyi becerir, şu şu işi daha iyi becerir, şu şu işi daha iyi becerir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç bizim adını madını bilmediğimiz, bazen tabaka kitaplarında bile kalkıp ziyarete gittiği insan var, isminden bahsedilmiyor. Yani o ölçüde bile iştihar etmemiş. Demek ki ölçüde bir şey yapmamış yani. O ölçüde öne çıkmamış. Fakat vefa mevzu yani. Şöyle böyle o işin altına elini sokmuşsa, o işe omuz vermişse bence ona karşı ölçüde vefa ile mukabele vazifemizdir bizim. Yaptığımız en küçük şeyler karşısında Cenab-ı Hak'tan vefa bekliyor muyuz, beklemiyor muyuz? Öyle bir vefayı vaat ediyor mu, etmiyor mu? Öyleyse bu bir ilahi ahlaktır.